issues desen var. Toksik ilişki desen var. 50'lerin gay closeted çifti desen var. Geyler ne oluyor? Ne oluyor? Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Netflix'in artık kaçıncı olduğunu unuttuğum orijinal Türk dizisi Kulübün incelemesini yapacağım sizlere. Hem spoilerli hem spoilersız genel düşüncelerimi paylaşacağım. Çok uzatmadan başlayalım çünkü birazcık notlarım var. Uzun bir video olacak gibi geliyor. Çok lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, öncelikle izlemeyenler için, izlesem mi diye bu videoya tıklayanlar için kulüp neyi anlatıyor ve genel olarak spoilersız düşüncelerimden bahsedeceğim. Kulüp eski bir mahkum olan Matilda'yı konu alıyor. 1950'lerin İstanbul'undayız. Bir suçtan dolayı Matilda içeri giriyor ve sonrasında birkaç yıl sonra, yani bir neredeyse bir 17-18 yıl sonrasında çıkıyor. Ve direkt ilk şeyi, düşüncesi, ben artık İsrail'e gideceğim diyor. Çünkü Ladino Yahudilerinden kendisi. Ben artık İsrail'e gideceğim diyor çıktıktan sonra. Ama şöyle bir durum var ki Matilda'nın İstanbul'da yetimhanede olan bir kızı var. Bu kızın ismi Rachel. Rachel birazcık deli dolu bir kız. Kendisi İstanbul'da Perak ve Galata bölgesinde bayağı ses getiren insanlardan biri. Ve bir suçtan dolayı o da kısa süreliğine nezarethaneye giriyor. Ve şikayetçi olan adam da Çelebi. Çelebi şey yapmıyor, nedir onun ismi? Şikayetini geri almıyor. Alacaktı ama sonrasında almaktan vazgeçiyor. Matilda bir anlaşma yapmak için Çelebi'nin yanına gidiyor. Ve Çelebi de diyor ki tamam, ben bu kızın şikayetini geri alacağım diyor. Ancak senin de benim gece kulübünde çalışman lazım diyor. Gerçi Çelebi'nin gece kulübü değil de çalıştığım gece kulübünde seninle çalışmanı istiyorum diyor. Kadın işte ilk bölüm boyunca bunun şeyinden geçiyor. Aynı zamanda bir sürü farklı olay da gerçekleşiyor. Çünkü tarihi drama, anlayacağınız üzere. Rachel'in aşık olduğu bir adam var. Barış Arduç'un oynadığı Fıstık İsmet. Aynı zamanda gece kulübünde yeni az soliste olan Selim, Salih Bademci'nin oynadığı. Ve aynı zamanda da gece kulübünün sahibi olan Orhan. Onların bu altılının etrafında geçiyor dizi, neredeyse öyle diyebilirim. Yani 1950'lerin İstanbul'unun, Galata'sının, Perası'nın gece hayatı, eğlence sektörünü anlatan bir diziydi. Ve ben bayağı beğendim. Hikayesi, yarattığı ortam özellikle bence gerçekten güzel yaratmışlardı. Netflix kalitesinde bir Türk dönem dizisi izlemek çok güzeldi. Ben en azından hani bu videoyu yetiştirmek için evet bir oturuşta izledim, bitirdim. Ama hani bu hafta sonu içerisinde bence kesinlikle izleyebileceğiniz rahat bir dizi. 6 bölümü var. Hepsi 50 dakikalık. Ayrıca Netflix'in bence star kadrolu olan en iyi dizisi. Bundan bahsettim şöyle bir şey. Hani Hakan Muhafız, Atiye gibi diziler bayağı büyük kadrolu, bayağı böyle star kadrolu dizilerdi. Ama bence aralarının en iyi Kulüp olmuş. Hani tüm oyuncuların döktürdüğü bir dizi. Evet, bunu diyeceğim. Bilmiyorsanız da 1950'ler ve ondan öncesinde de eğlence sektörü Türk halkının elinde değil. Çünkü çoğu insan kulüpte, gece kulübünde veya hani alkollü bir yerde çalışmayı şey yapıyor. Hatta bunu daha dizinin ilk bölümünde de görüyoruz. Hani iki tane Müslüman köyden gelen sanatçı geliyorlar ve gece kulübünde çalışacağını öğrendiği zaman bir tanesi günah değil mi diyor. O yüzden uzun bir süre boyunca İstanbul'daki, genel olarak Türkiye'deki eğlence sektörü azınlıkların elinde. Azınlıkları anlatan zaten çok fazla medya yok. Türk medyası en azından. Bu nasıl, hani bunu olabildiğince yorumlarda kavga çıkmaması için şöyle anlatmak istiyorum. Türkiye'de yaşanmış olan, farklı milliyetlerin aynı topraklar içerisinde yaşama sorunsalı, herhangi bir savaş propagandası ile değil de eğlence sektörünün el değişmesi, eğlence sektörü üzerinden anlatılmış olmasını çok kreatif buldum. Bence böyle bir konuya güzel bir şekilde değinmişler. Hani herhangi bir millete parmak gösterip sen kötü adamsın demeden. Hani bu var olan bir şeydi. Eğlence sektörünün milletler arasındaki el değişimi. Var olan bir şeyi bu şekilde anlatmış olmaları bence çok güzeldi. Bu arada bunun hani Netflix'te olmuş olması, Netflix'te yayınlanmış olması da çok özel, çok değerli. Çünkü hani bunun TRT'de yayınlandığını düşünsenize. Herhangi bir milleti üstüne koymadan gerçekten sadece var olan olayı anlatmaya çalışıyor. Ben en azından öyle bir kanı aldım. Hani belki farklı bir şekilde, farklı bir görüş açısında bu diziyi izleyenler farklı bir yorum yapabilir. Ama benim yorumum bu oldu, yani çok tarafsız bir diziydi bence. Fazla taraflı değildi en azından. Negatif tek düşüncem, spoiler vermeden, şu olur.
sonu birazcık son gibi değil. Tarihi dramalarda birazcık hani sonunu bence böyle bomba gibi bir şey yapman lazım ki insanlar ikinci sezonunu izlemek istesin. Bence birazcık hafif kalmıştı son konusunda. Ben tabii ki de izleyeceğim, hani çıksın ikinci sezonu izlerim çünkü beğendim diziyi. Siz de izleyip kendiniz karar verin, öyle diyeyim. Bence Netflix Türkiye'nin başarılı işlerinden biriydi. Şimdi spoilerlı düşüncelerime geçeceğim. Bayağı var. 3 sayfa şey yazdım. Düşünce yazdım. Ondan hemen spoilerlı kısma geçelim. Evet. Merhaba. Şimdi kulüp hakkındaki düşüncelerim. Spoilerlı düşüncelerime başlıyorum. Tekrardan uyarıyorum sizi. İzlemesi en zevkli olan sahneler kulübün içerisindeki sahnelerde. Özellikle Selim karakteri, özellikle Salih Bademci mükemmel oynamış. Müthiş yetenekli birisi. Ve hani şu an Yalancı dizisi var Show'da, belki izliyorsunuzdur. Yalancı'da oynadığı karakterle burada oynadığı karakter arasındaki fark hani ne kadar geniş bir oyunculuk aralığı olduğunu gösteriyor. İnanılmaz yetenekli biri yani. Sırf Salih Bademci için bile izlenir. Selim karakteri müthiş bir karakter. Bununla beraber bir de bu arada bunu da söyleyeyim. Orhan çok net bir şekilde Selim'e aşık. Şimdi Zeynep yine kafasında kuruyor demeyin. Daha ilk bölümden bak. İlk bölümdü galiba tabii, şimdi tam olarak hatırlamıyorum. İlk bölümden Selim sahnede çıkıyor, şarkısını söylüyor. Ve bıyığının altından böyle gülümseyerek şarkısına eşlik ediyor. Yani. Selim'in babası vefat edince ona haber veren ben olmalıyım diye inat etmesi. Aşk adamı aşk. Metin Akdülger de bu arada tam role çok uymuş. Casting'i kim yaptıysa çok tebrik ediyorum. Metin Akdülger cuk oturmuş yani. Bana şeyi çok hatırlatıyor, belki okuduysanız. Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası kitabındaki Harry Cameron'ı çok anımsatıyor. Hani şu an kafama cuk diye oturdu eğer. Dizisi yapılıyor Evelyn Hugo'nun, biliyorum da. Dizisi yapılıyor Evelyn Hugo'nun. Eğer Harry'i oynayacak biri varsa lütfen Metin Akdülger'e telefon açsın. Yani gerçekten müthiş. Çok iyi oynamışlar ikisi de. Matilda da zevkle izlediğim karakterlerden biri oldu. Hani onun mücadelesi ve varlık vergisi, aşk hale. Bu konuları zaten ele alan çok fazla içerik yok Türkiye'de. Ama bunun etkilerini genç bir kızın gözünden anlatmış olmaları da bence çok önemli bir şey. Ve ayrıca yıllarca içinde kalan anneliğini hapishaneden çıktıktan sonra her tarafta görmemiz, Fatma'yı kurtarması, Selim'e göz kulak olması çok özel. Ben çok beğendim yani. Gökçe Bahadır çok iyi oynamış bence. Evet ya, oyuncular genel olarak güzeldi. Ben oyunculara hiçbir lafım yok. Oyuncular çok güzeldi. Hepsi gerçekten çok iyi oynamış. Şimdi negatif düşüncelerime geçtikten sonra bunu gerçekten altını çizmek istiyorum. Oyuncularla herhangi bir şeyim yok. Hani fight'ın beef'im yok yani. Sadece karakterlerden konuşuyorum. Ama Salih Bademci'de hep oyuncu hakkında da konuşuyorum. Çünkü o adam mükemmel bir insan. Evet, şimdi negatif düşüncelerime geçelim mi? Geçelim, hadi bakalım. Bu dizide bir FKS kurbanı. Fazla karakter sendromu. Böyle bir dönem dizisinde fazla karakter olmalı bence de. Hani herkesin düşünceleri, drama yaratmak için falan filan. Ama bir yerden sonra, özellikle sonunu izledikten sonra dedim ki ben şu an ne izledim? Yani. Karakterlerin hiçbiri hiçbir yere bağlanmadı gibi hissettim. Belki de o 6 bölüm olmasından dolayıdır. Keşke bir 2 bölüm daha uzun olsaydı veya bir bölüm daha uzun olsaydı. Ama hani sonu o kadar son gibi hissettirmedi ki. Evet, Raşel İsrail'e gidiyor, okey. Çelebi kulüpten atıldı, kulüpten çıktı. Ama hani ben ne izledim şu an? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir eksik geldi bana. Bir şey eksikti yani sonuyla alakalı. Ne eksikti? Onu da bana sorsan asla cevap veremem. Birinci sezonun birinci kısmının finali gibiydi. Hani böyle bir sezon finali gibi değildi. Burada bir ara verecekler ve sonrasına devam edecek gibi. Hani bu yabancı dizilerde de oluyor ya, özellikle Teen Wolf'ta oluyordu. 3A, 3B diye falan ayırıyorlardı. Hani bu 3A veya 1A gibi falan bitti yani. Sezon finali gibi hissettirmedi bana. Evet, şimdi Rachel'e geçebiliriz. Rachel inanılmaz flawed, inanılmaz kusurlu bir karakter. Ben bunu menajerime ara videosunda da bahsetmiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Flawed, yani kusurlu karakterlerin kusurlu olması onları mükemmel karakter yapar. Yani mükemmel bir insan olmaları onları iyi bir karakter yapmaz. Yani iyi yazılmış bir karakter yapmaz. Çünkü herkesin bir kusuru var. Rachel de çok kusurlu bir kız. Yani kusurlu bir karakter. İlk bölümde özellikle arkadaşına yaptıklarından ötürü yani boğazım geldi kızı. Bu birazcık
yüklü bir kritik olacak sanırım. Ama yani en azından Z kuşağı için yüklü bir kritik. Onun sahneleri, Rachel'in sahneleri geldiği zaman en çok telefonumu kontrol ettim. Yani buradan ne çıkarmak isterseniz çıkarabilirsiniz. Rachel evet iyi yazılmış bir karakter ve eminim ki suyu çıkacak karakterin. Herkesin bir aylığına falan Twitter'da profil fotoğrafı olacak. İlgimi çekmedi çok. Asude Kalebek çok güzel oynamış. Herhangi bir lafım yok ona. Çok güzel oynamış. Tam 60'lardaki Fransız kızlar şeyindeydi, modundaydı film, dizi boyunca. Onun yanında, buradan devam edelim. Barış Arduç, İsmet rolünde çocuk gibi oturmuş yani. O boğazlı kazak, o bıyığı, o boğazlı kazak deri kombosu. İzin verseler taksisinin arkasına yazacağı, kamyon arkası yazısı, ben seni üzerim kızım tavrı. Tam bir maço Türk erkeği. Onu güzel yazmışlar ve Barış Arduç değişik bir şekilde güzel oturmuş. Hani düşünüyorum, bu adamı ben ilk izlediğimde Kiralık Aşk'ta Ömer'i izlemiştim. Ve tam tersi yani. Nasıl oturdu bu adam buraya bilmiyorum. Ancak fakat bunun yanında ikisi birlikte veya onların ikisinin genel hikayesi Twitter'da ve Twitter'dan screenshot alınmış Instagram sayfalarında paylaşılmaktan doyum olmasın diye yazılmış gibi hissettim. Yani klişe üstüne klişe. Tamam, anladım, hani 50'lerdeyiz. Bir 20 sene sonra Yeşilçam çıkacak ki zaten klişenin devasası orada yazılacak. Ama yani tek bir cinsel ilişkiden hamile mi kalınır ya? Sonrasında attığı tokatı sen bana yalan söyledin, ben o yüzden sana tokat attım, Yahudiliğinden dolayı değil de neden demesi. Besti, ne yapıyorsun sen? Yani nasıl bir erkeklik bu abi, anlamıyorum asla. O yüzden tam bir Wattpad klişesiydi. Onu çok beğenmedim şahsen. Dizinin en beğenmediğim kısımları onların ikisinin sahneleri ve onların ikisinin hikayesi oldu. Keşke daha çok Selim'le Orhan görseydik. Bunu demek istiyorum. Bu arada Rachel tam bir ESFP kişilik değil mi? 16 personalities bilenlere sesleniyorum. Rachel tam bir ESFP kişilik. Evet. Ha, bir de şuraya şunu not almışım. Rachel'i evet karakter olarak çok şey yapmadım, sevemedim ama Rachel'in annesiyle olan ilişkisinin ele alınmasını beğendim. O güya 17-18 yaşlarında bir kız olacağından ötürü o ikisinin öyle bir inatlaşma, öyle bir şey içerisinde. Çünkü hani mommy issues yani. 18 yıl sonra kapısına çalıp da anne olmaya zorlayan bir kadını affetmek zorunda değilsin kesinlikle. O kısmını beğendim Rachel'in. İsmet'le olan ilişkisini çok beğenmedim ama zaten çok beğenmem de gerekmiyor diye düşünüyorum. Gerçi tokatı attıktan sonra hala sevgili kalıyorlar ve bilmiyorum ya, bence Rachel iyi bir insan değil. Selam, burada birazcık yanlış anlaşılabilirim diye düşündüğüm için araya giriyorum. Genel olarak Rachel ve İsmet ilişkisini toksik buluyorum. Rachel'in suçu değil kesinlikle İsmet'in onu tokat atması. Yanlış kelimeleri kullanmışım gibi hissettim. Yani yanlış kelimeleri farklı aynı zamanda falan. Neyse. Öyle bir şey yani. Rachel'in kötü bir insan olduğunu o yüzden düşünmüyorum. Az sonra sayacağım şeylerden dolayı düşünüyorum. Yani evet. Birazcık kusurlu olsa tamam diyeceğim ama bu çok kusurlu. Hem arkadaşının arkasından iş çeviriyor hem de ondan sonra Mordo'yu da aldatıyor. Yani okey, bu karakteri benim sevmemi istemiyorsunuz galiba yazarlar, okey. Evet, bu videodan bu kadar. Umarım bugünkü look'umu da beğenmişsinizdir. Birazcık vintage, birazcık 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler iş kadını modunda gezmek istedim. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda genel olarak film, dizi incelemeleri yapıyorum. Bazen kitap da giriyor araya, bazen vloglar da giriyor araya. Karışık bir kanalım var. Abone olursanız çok sevinirim. Instagram'ı takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet, bugünlük benden bu kadar. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.